Eski meclis başkanımız Doktor Sibel Siber de hattımızda. Merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Sibel Hanım. Merhaba Reşat Bey, iyi yayınlar. Sağ olun. Evet, az önce sizin açıklamanızı okuduk. Evet. Vakalar niçin çoğalıyor? Çok yazık başlıklı bir paylaşım yaptınız. Belli ki rahatsızlık duyuyorsunuz. Bu mutant virüs nedir? Önce bundan başlayalım. Nasıl bir virüstür bu? Nasıl korunabiliriz bu virüsten? Ne tür endişeleriniz vardır? Bunu paylaşalım önce, ondan sonra devam ederiz. Evet, şimdi bu virüslerin mutasyona uğraması, yani kendini değiştirmesi halidir aslında. Ve hep beklenirdi virüs mutasyona uğrayacak mı diye. Ve aslında olumlu bir beklenti içindeydik ki belki virüs kendi kendini yok eder, mutasyona uğrar da yok eder. Hı hı. Fakat şöyle bir durum tespit edildi. İngiltere'de ve Güney Afrika'da mutant virüsler tespit edildiğinde ve daha sonra bu virüslerle ilgili çalışmalar yapıldığında bu virüsün öncekine göre çok daha hızlı yayıldığı tespit edildi. Yani havada asılı kalabildiği tespit edildi ve birisinin bir odaya girmesi ve çıkmasıyla ağzından çıkan damlacıkların havada asılı kaldığını ve 3 saat içinde de orada kalabildiğini ve odaya bir başkası girerse, maskesiz girerse bulaşabildiğini. İkinci, bulaşıcılık hızı çok yüksek olduğu için tek maskenin korumadığını. Hatta Almanya bunun için özel maskeler üretiliyor şeklinde yayınlar var. Evet. Çift maske takılması gerektiğini, özellikle mutant tespit edilen yerlerde halk uyarılıyor. Ve şöyle diyorduk biz, kapalı bir ortamda 15 dakikadan fazla kalmayın diyorduk. Bu 3 dakikaya indirildi, 2 kişinin konuşması ve aradaki mesafe 1 metreydi. 1,5 metreye çıkarıldı ve çift maske. Yani bu bunun bilinmesi, mutant virüs var mı yok mu bilinmesi, koruyucu tedbirler ve uyarılar açısından çok önemlidir. Mesela İngiltere mutant virüs tespit edilen bölgelerini kapattı ve buralarda insanları tam kapanma yaptı ve sürekli test yapıyor. Hızlı testlerle sürekli test ediyor ve ondan sonra bunların kaçta kaçının mutant olduğuna bakıyor. Ve dikkat ederseniz dünya bununla ilgili hemen alarma geçti. Niye alarma geçti? Çünkü bir defa hem bulaşıcılığı çok fazla, hem aşıların etkinliği açısından aşılarla ilgili şöyle bir çalışma yapıldı. Bu mutant virüslere etkisi nedir? Etkili olduğu tespit edildi fakat üzülerek söylemek isteriz ki yani diğer virüsler kadar etkili olmadığı, yani etki antikor seviyesinin daha düşük olduğu, bu antikorların etki seviyesinin daha düşük olduğu. O nedenle üçüncü bir aşı veya aşıları modifiye etme çalışmaları var dünyada. Ama bu konuda bütün ülkelere İngiltere çağrıda bulundu. Dedi ki bizim viroloji laboratuvarlarımız, verum laboratuvarlarımız çok gelişmiştir. Her ülkenin kendi ülkesinde mutant virüs var mı yok mu bunu tespit etmesi gerekiyor. Eğer olanaklarınız yetersizse biz ücretsiz bunu yapıyoruz. Bizim Türkiye gibi bir şansımız var yanı başımızda. Ve Türkiye'de bu mutant virüsün tespit edilmesi, tespit edildi laboratuvarlarında. Ve nitekim daha 2 ay önce İngiltere'den gelen yolcularda tespit ettiklerini ve sürekli bu testleri yaptıklarını, son olarak da 17 şehirde bu mutant virüsün tespit edildiğine dair açıklamalar yapıyor Türkiye. Rum tarafı hemen bunu açıkladı ve bu mutant virüs var mı yok mu tespit edildiği yerlerde çok daha sıkı tedbirler, daha sıkı taramalar, daha geniş taramalar yapılıyor. Çünkü dünya korkuyor hem aşıların etkisizleşmesi hem de bu virüsün hızlı yayılmasının yarattığı endişe ve bir de ölümle ilgili soruluyor. Yani bu virüs hızlı yayılıyor ama daha mı çok öldürücü? O konuda henüz bilimsel araştırmalar yok. Ama artan vaka sayılarıyla birlikte %30 oranında bir ölüm artışı da olduğu, ama bu vaka sayısının artmasına mı bağlıdır yoksa direkt virüse mi bağlıdır?
henüz bu konuda yeterli bilimsel veri ve çalışma yok. Burada üzülerek ve çok biraz ağır eleştirerek yazdığım, paylaştığım bir yazı var. Evet, değindiniz Reşat Bey. Evet. Çünkü vakalar artıyor. Türkiye'de de vakalar artmaya başladı ve Türkiye Bilim Kurulu ve Türkiye Sağlık Bakanı bu mutantlara dikkat çekti ve bütün PCR yapılan merkezlere Türkiye Sağlık Bakanı özel mutantı tespit eden testler gönderdi. Dendi ki pozitif olan vakalara, PCR'ı pozitif olan vakalara bir de bu testle, bu kitle bakınız mutant mı değil mi, hızla tespit edelim, önlemlerimizi alalım. Hal böyleyken ben bu, yani daha basına düşer düşmez Türkiye Sağlık Bakanı'nın bu açıklaması, hemen paylaşım yaptım. Çünkü bugün sosyal medya çok etkili ve bütün haber siteleri bunu haber yaptılar. İşte Türkiye Sağlık Bakanlığı bu kitleri dağıttı. Biz de hemen müracaatta bulunup bu kitlerden temin edelim. Çünkü bizim bakanımız 3-4 hafta önce, bir ay oldu belki de, demişti ki mutant virüs olup olmadığıyla ilgili biz Türkiye'ye numune gönderdik. Burada kaldı. Ondan sonra hiçbir açıklama yapılmadı. Ve daha önce de defalarca Tabipler Birliği, birçok meslektaşım, ben de bu mutant virüs var mı yok mu, hem biz sağlıkçılar olarak alacağımız tedbirler açısından, hem halkın alacağı tedbirler açısından, Sağlık Bakanı'nın açıklaması yapması lazım. Hangi bölgelerde tespit edilmişse o bölgeler sıkı kontrol altına alınması lazım. Çünkü vakalarımız hızla artıyor. Ama vaka artışıyla ilgili otoriteden iki açıklama var. Bir tanesi, vatandaşlarımız uymadı, yılbaşında bir araya geldiler, ona bağlıdır. İkincisi de test sayısı arttı, onun için vaka artışı var. Halbuki bugün Türkiye yanı başımızda, Türkiye Sağlık Bakanı ve dünyadaki birçok ülke diyor ki mutant virüslere bağlı hızlı bir artış var. Biz neredeyiz? Bizde mutant virüs var mı yok mu sorusu maalesef havada kaldı. İki gün önce Cumhurbaşkanı bir toplantı yaptı sağlıkçılarımızla. Ben de vardım o toplantıda. Hı hı. Orada da bu dile getirildi. Bilmemiz gerekiyor dendiği zaman şöyle bir yanıt geldi sorulduğunda. Sırada bekliyormuş. Böyle bir şey kabul edilemez. Sırada bekliyor ne demek? Yani o numunenin sırası gelmesi bekleniyormuş. Demek ki burada bir önemsememe var. Yani bir sağlık bakanı aradığı zaman işte ülkemizde, yani KKTC'de var mı yok mu bu mutant virüs, kimse sizi sırada bekletmez. Kaldı ki bunun kitleri var şimdi ve çok kolay. Nitekim Yakın Doğu'nun bugünkü açıklaması ortaya çıkınca ben oradaki yetkiliyle de görüştüm ve bu kitleri getirdiklerini ve bu kitlerle test yaptıklarını dün akşam ve çıkan oran çok üzücü. Umarız ki daha geniş bir kitle taramasında bu kadar yüksek bir oranla karşılaşmayız. Çünkü bu dünya ortalamasının yani çok üstünde bir rakam. Bu çıkan rakam, çünkü 3 Şubat'ta yapılan pozitif olan 10 PCR testinin 7 ya da 8'i buna bağlı. Demek ki şu anda bizde dominant virüs bu. Yani mutant virüs. Amerika'dan yapılan bir açıklama var. Diyor ki Mart ayında bütün dünyada baskın olan mutant olabilir. Yani biz artık Mart'ta mutantı görebiliriz. Ama bizim bu veriler, tabii sayı, rakam çok az. Sağlık Bakanlığı'nın çok daha geniş tarama yapması lazım. Eğer böyleyse bizde demek ki baskın olan mutant. O neden nedir? Vakaların bu kadar artışı, tabii ki vatandaşın dikkatsizliği, efendim maske mesafeye uymaması önemli, çok önemli bir faktör. Ama belli ki normal koruma yollarıyla bu mutantı, yani bize verilen bilimsel açıklamalar, bu mutant virüsüne bugüne kadarki koruma yollarıyla önleyemeyiz. Çok daha sıkı tedbirler gerekir bireyin kendini koruması açısından. Devlet daireleri açısından, çünkü 10 gün sonra, 15 gün sonra ne zaman açılacaksak açılalım, yine bu mutant virüste karşılaşacağız. O nedenle üzücü olan ikinci bir
değerli vurgu yapacağım. Sağlık Bakanlığı tarafından beklenen açıklamayı maalesef üniversite yaptı ve kolektif bir çalışmada olmadığını gösteriyor bize bu. Hep diyoruz ki bu kolektif bir çalışmadır. Üniversitelerimizin de dahil edilmesi gerekmektedir. Özelde çalışan sağlıkçılarımızın da dahil edilmesi gerekmektedir. Bu bilimin ışığında hep birlikte yürütülecek yerel yönetimlerle bir mücadele olması gerekmektedir. Fakat ne yazık ki böyle bir kolektif çalışma olmadığının da göstergesidir bu bugün basına yansıyan mutant virüsle ilgili haberler. Türkiye'de siz geçmişte meclis başkanlığı, bir sürede başbakanlık yaptınız. Bu ilişkiler nasıl yürüyor? Çünkü bir de mesela bazı adli olaylarda, adli tıp da burada kesin sonuç koyamadığı zaman yaptığı tespitlerde Türkiye'ye gönderiyorlar biliyorsunuz. Hatta bazı davalar, evet. Cinayet evet. Olayları bile 1-2 yıl bekliyor. Türkiye'den gelmesi çok gecikiyor. Bu da öyle bir durumla karşılaşmış olabilir mi bu örnek gitti gelmedi? Yani burada sanmıyorum. Çünkü bu çok farklı bir konu. Tabii ki neler olduğunu bilmiyorum. Ama deneyimlerim var. Başbakanlık, meclis başkanlığı deneyimlerim var. Böylesine hassas bir konuda KKTC'de mutant virüs var mı yok mu? Biz bir an önce tedbirlerimizi artırmak için bunu öğrenmek istiyoruz. Dendiği zaman Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık otoritelerinin bizi bekletip de sırada sıranız gelsin demeyeceğini çok net söyleyebilirim. Çünkü bu çok farklı bir konu. Kaldı ki dediğim gibi kitler çıktı ve bu kitler işte 3-4 gün önce dağıtıldı. Biz 4 gün daha kaybettik. O kitlerden talep edebilirdik. Firmalardan talep edebilirdik bu kitleri. Yani Türkiye Sağlık Bakanlığı nereden temin etmişse o firmalardan temin edebilirdik. Nitekim yakında o böyle yaptı. Burada demek ki bu konuyla ilgili gerekli hassasiyet, duyarlılık olmamış. Yani bunu benim çıkardığım bu. Ha başka bir açıklaması varsa bunu da Sayın Sağlık Bakanı'ndan bekleriz. Çünkü defalarca niye bu mutant virüsle ilgili sonuç çıkmadı diye ben hem basından hem katıldığım programlardan sizin programınızda da hep sordum. Hiçbir yanıt gelmedi. Şöyle denebilirdi. Şu gerekçelerle, şu nedenlerle gecikti. Yani bir ne gerekçe, ne olumlu ne olumsuz bir yanıt gelmedi. Ve nitekim ben Sayın Cumhurbaşkanı'na, belki siz konuşun Sayın Cumhurbaşkanı Sağlık Bakanı'yla, belki size bunun nedenini ve niçin henüz bizde mutant virüs var mı yok mu bilmediğimizi açıklanır dedim. Evet. Aldığımız yanıt böyle bir yanıt geldi işte sırada beklediği ki bu kabul edilemez, kesinlikle kabul edilemez. Peki bu son önlemleri kısaca bir de ona değinelim. Nasıl buldunuz? Daha çok kapanma var. Tabii yani, vatandaşlar da uyarsa yani bir de o vardır, uymazlarsa bu defa çok daha kötü olur. Şimdi şöyle hele bu yeni haberle birlikte bu mutant virüsün olduğu haberiyle birlikte hep diyorduk test sayısı artırılmalı. Şimdi Rum tarafı ve Türkiye'de de birçok ülkede bu hızlı testlerle, İngiltere'de özellikle kent bölgesi kapatıldı ve hızlı testlerle taramalar yapıyor bilgisi aldıydım son okuduğum bir makalede. Bu hızlı testler işte çok kısa bir sürede 15-20 dakikada size pozitif vakaları tespit edebiliyor. Ve böyle olunca da insan emeğinden yani hani çok yoğun ve yorgun bir durumdadır bu çalışmaları laboratuvarlarda sürdürenler, bu çalışmaları yapanlar. Burada insanın yorgunluğu ve yoğunluğu ve emeği minimale düşüyor. Çünkü bunlar basit testler, işte yine boğaz sürüntüsü alınarak yapılabilen testler ve bunlar pozitif çıktığında da doğruluk oranı çok yüksek, FDA onayı var. Kaldı ki bu pozitifleri tekrar PCR'la yapabilirsiniz. Mesela Güney 30 bin test yaptığını açıkladı. 30 bin testten 1500'ü PCR, diğeri hep hızlı testlerle yapıldı. Bu şekilde hızla tarama yapılabilir. O nedenle bu kapanmanın plan ve programı yapılması gerekiyor. Yani sadece insanlara işte kapanın,
hiç dışarıya çıkmayın, bulaşı kaldıralım demekle başaramazsınız. Çünkü eğer siz yaygınlığın ne kadar olduğunu, nasıl tedbir alacağınızı, mutant virüslerle ilgili tedbirlerinizi açıklamazsanız, yapmazsanız, bu yönde çalışma yapmazsanız, açıldığımız zaman tekrar kapanmayacağımızın garantisi yoktur. Çünkü hele bu virüs bu kadar hızlı yayılıyorsa yine aynı tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Kaldı ki işte aşıların etkisinin de daha düşük olabileceği kötü senaryosu daha da düşündürücü olur. Çünkü aşılar da ikinci dozdan iki hafta sonra antikor oluşturup bizi korumaya başlıyor. O nedenle bu alınan tedbirlerle ilgili siz de programda bu eczacıları söylediniz. İşte yürüyüşlerin yasak olduğunu söylediğini yazıldı. Tabii ki bir taraftan da kalp damar hastaları var ki bu insanların yürümeleri gerekiyor. Dolayısıyla yani bir tedbir alınırken diğer hastalıklar da göz önünde bulundurulmalıdır. Yani 10 gün 15 gün bu insanları apartmanlarda şeker hastası, kalp hastası, evlerinde kapalı tutmak yerine bununla ilgili de planlı programlı doktor raporlarıyla belli saatlerde yoğunluğa yol açmadan tedbirler alınabilir. Yani bu çok sistematik, multi sistemli bir çalışma gerektirir. Yani aldığınız her kararın yansımaları veya dezavantajları ve onu gidermek için neler yapılabilir iyi düşünmek lazım. Mesela eczanelerin önüne insan yığmamak için böyle evet. bir karar aldınız. Yani burada amaç nedir? İnsanların temasını önlemek midir? O zaman aldığınız her kararda birinci madde budur. İnsanların bu aldığım karar insanların temasını artırır mı artırmaz mı? Doğru. Eğer artırıyor durumdaysa ne gibi önlem alabilirim? Yani evet. Çok spesifik belli konularda çok spesifik özel ve iyice düşünülerek analiz edilerek kararlar alınmalıdır. Bu kararların da birçok maddesinin değişeceğine inanıyorum. Evet, olacak, bazı değişiklikler olacak. Evet. Çünkü 6 tane eczane açarsanız Defkoşa'da bütün 90 bin kişi var. İnsanlar yığılacak 6 marketin önünde. 6 eczanenin önünde. Eczane sahibi diyecek ki senin aradığın ilaç bitmiştir. Bu da o çaresiz kalacaktır. Dolayısıyla bu konuda bir düzenleme yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Evet. Az sonra da bunu açıklayacaklar. Çok teşekkür ediyoruz Sibel Hanım. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağlık dilerim. Sağ olun.